Kırgızistan vatandaşı Azerbaycanlılar, Ermenilerin taahhütlerini yerine getirmemeler konusunda uluslararası kuruluşlara çağrıda bulundular. Kırgızistan vatandaşı Azerbaycanlılar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a mayın tarlası haritalarını vermeyi reddetmesini bir savaş suçu olarak nitelendirmiştir. Salgın döneminde virüsün hızla yayılmasına rağmen Kırgızistan'daki Azeri Halk Birliği'nin girişimiyle hem bu konuyu hem de 24 Nisan 1915 sözde Ermeni soykırımı gününü protesto etmek için bir toplantı düzenlendi. Kırgızistan'daki Azerbaycanlıların lideri, değerli hukuk adamı, yüksek avukat Azizağa Aliyev, katılımcılara Ermenistan'ın işgal altındaki Azerbaycan topraklarının büyük bir kısmını yaklaşık 30 yıldır mayınladığını bildirdi. Azizağa Aliyev, gündemin önemi göz önüne alındığında acilen toplanmalı ve Ermeni işgalinden kurtulmuş alanların mayından arındırılması konusundaki tavrımızı ifade etmeliydik. Ermenistan'ın Azerbaycan'a mayınlı bölgelerin haritasını vermemesi durumunda mayın temizleme işleminin uzun yıllar süreceğini ve Ermeniler tarafından tahrip edilen kurtarılmış toprakların restorasyonunun daha geç tamamlanacağını belirtmek isterim. Yurt dışında yaşayan bir Azerbaycanlı olarak Ermenilerin bu haritaları Azerbaycan tarafına vermek zorunda olduğunu söylüyoruz. 10 Kasım 2020'de üçlü açıklamanın üzerinden 3 aydan fazla zaman geçmesine rağmen yükümlülüklerini hala ihlal edenlerin Ermeniler olduğunu görmekteyiz dedi. Azizağa Aliyev mayınların temizlenmesi için uluslararası örgütlerden destek çağrısında bulunmanın önemini vurguladı. Konuşmacı Ermenilerin 1965 yılından bu yana yaptıkları ve 24 Nisan 1915 sözde soykırımı kışkırtarak dünya toplumunu Türkiye aleyhine çevirmeyi amaçlayan eylemlerini de kınadı. Türkiye'ye karşı atılan her adımın Azerbaycan'a yönelik olduğunu söyledi. Sözde Ermeni soykırımı iddiasının tarihsel gerçeklerden uzak olduğunu vurguladı. Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşah Dursunov, Türkel Yayın Grubu Genel Başkanı Hüküme Halilova, Profesör Doktor Zakir Gemerli, Onursal Doktor Mirkazım Başirov ve diğerleri toplantıda konuşarak tarihte Ermeni soykırımı olmadığını söyledi. Birinci Dünya Savaşı sırasında Ermeni vandalizmi sonucunda 600 bin Türk, bebek ve sivil öldürüldü. Bu durumda Türk Devleti ve Türk Askeri Komutanlığı Ermeni infazcılara cevap vermek zorunda kaldı. Ahıska Türklerinin lideri asıl soykırımın 1944 yılında yurttaşlarının sürgünü olduğunu söyledi. Azizağa Aliyev bir kez daha uluslararası örgütlere Ermeni yolsuzluklarına ve uydurmalarına boyun eğmemeleri çağrısında bulundu. Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten uluslararası kuruluşlara başvurulmasına karar verildi.